Van polisi, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kadın acil destek uygulamasının tanıtımını yapmak ve daha fazla kadına ulaşmak amacıyla çalışıyor. Hanımefendi hatta kalsın yönlendiriyorum demeden beklerken derdimi anlatmadım. Çalışmalar kapsamında Asayi Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ilde bulunan mağdur bir kadını ziyaret etti. Yapılan ziyarette ekipler, mağdur kadını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledikten sonra kadın destek uygulamasını tanıttı. Olay yerine en yakın ekip ve devreye sevk olduğu bir uygulamadır. Bu uygulamayı telefonumuza Apple Store ya da Google Play'den sanal marketlerden indirebiliriz. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, Van İl Emniyet Müdürlüğü olarak kadına yönelik şiddetle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir denildi. Evet, kadına yönelik şiddet. Aslında bunu suistimal eden çevreler de var. Kadına yönelik şiddet uygulayanlar da var. Aklı başında bir erkeğin kadına yönelik şiddet uygulaması olacak şey değil. Aklı başında bir insan. Bir erkek nasıl ki kendi gücünü kullanarak güçsüz olan bir kadına şiddet uygulayabilir? Nasıl bir karaktere sahip? Karakterli bir erkek kadına gerçekten şiddet uygulayamaz. Aklı başında, kişilikli bir insan kadına şiddet uygulayamaz. Tabii ki bunu suistimal eden çevreler de var sevgili izleyiciler. Şimdi sadece şiddet mi, yani fiziki şiddet mi uygulanması lazım? Psikolojik şiddet de var. Psikolojik şiddeti iki taraf da yapıyor. Kadınlar da bunu yapıyor, erkekler de yapıyor. Şimdi bir taraf dilini tutmayınca tahrik ediyor ve nice aileler, aile mevhumu diye bir şey kalmıyor, aileler yıkılıp gidiyor sevgili izleyiciler. Dolayısıyla biraz daha saygı, daha nezaket, daha bilgi içerikli davranışlar. Anlaşılmıyor, bazen anlaşamıyor olabilirsiniz. Birçok konuda aynı düşünmüyor olabilirsiniz. Eşler, aileler birbirleriyle. Ancak gerçek manada kültürlü, bilinçli insanlar konuşarak anlaşır. Anlaşamadıkları konular üzerinde genelde konuşmamayı tercih eder. Çünkü hayat böyle yürür. Yoksa aksi halde insanlar her gün boşanacaklar. Yine nice aileler yıkacak, çocuklar perişan kalacak. Kendilerini düşünmeyen insanlar çocuklarının perişanlığının önüne geçmeli sevgili izleyiciler. Bu bağlamda ailelerin daha çok kültürlü bilinçli olması için evlenmeden önce evlenmek, ne demek istiyorum burada? Evlenmeden önce insanlar evlilik konusunda doğru araştırma yapmalılar sevgili izleyiciler. Sizlerden özür diliyorum. İnsanlar kendi hevesleri uğruna, birçok insan böyle evleniyor. Yuvayı nasıl kurabiliriz? Yuva nasıl kurtulur? Yuva nasıl ayakta olur? Nasıl bir aile olunurla ilgili yoğun eğitimlerden geçmemiz gerekiyor. Aile mevhumunu kaybettik. Aileler dirençlerini bitirdi. Ailede edep diye bir şey kalmadı. Aileler birbirlerine saygı unsurunu yitirdi. Eşler arasında saygı, sevgi, nezaket, dil, hitabet, karşılıklı uslup tamamen alt üst oldu. Dolayısıyla insanlar birbirini yıkıp gidiyor. Üstüne basarak eziyor aslında. Bunlardan aile içi şiddeti biz en son noktasını aslında sizlere aktarıyoruz. Bunun gerekçeleri, sebepleri, arka planları, nedenleri, niçinleri o kadar çok fazla ki. Bunun aslında herkes nedenlerini biliyor sevgili izleyiciler. Evlenmeden önce bilinçli bir yaşam tarzı, ahlaklı bir yaşam tarzı, edepli bir yaşam tarzı insanlarda olmadığı için evlendikten sonra nasıl bir aile hukuku oluşturacağını bilememenin zorunlu sıkıntısını yaşıyor. Ve sonra iş bilgi bitince insanlar aklını yitiriyor sevgili izleyiciler. Şimdi bilginin olmadığı yerde şiddet vardır. Bu çok önemlidir. Bir yerde bilgi varsa sevgili izleyiciler orada konuşmak vardır. Bilgiyle sorun çözülür. Bilginin olmadığı yerde şiddet oluyor. Şiddetle de sorunlar çığ gibi büyüyor. Şimdi